Şimdi biliyorsunuz şu anda bütün halk Mursi'yi destekleyecek şekilde orduya karşı değil aslında darbeye karşı ayaklanmaya başlamış durumda. Ayaklanmaya başladılar. Sina'da genel olarak yoğun ayaklanmalar var ve birçoğu Mursi'ye destek veriyorlar. Bu tabii ki önemliydi çünkü bütün Selefilerin de Müslümanlara Mursi'ye pardon destek vermesi ve daha önceden sanki darbe yanlısı gibi gözüken kişilerin de şu anda tamamen Mursi tarafına dönmesi. Burada tabii ki olayları ordu ve Mursi karşı karşıya gibi değil de demokrasi, özgürlükle baskı ve baskıcı rejimler, halkın özgürlüğünü elinden almak isteyen, demokrasiyi engellemek isteyen rejim karşı karşıya. Bu şekilde görmek gerekiyor gerçekten. Çünkü biliyorsunuz genellikle bütün neredeyse Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde ordular hep 2. Dünya Savaşı'ndan sonra suni olarak oluşturuldular. Yani özel olarak halkın içerisindeki muhalifleri, halkı daha doğrusu bastırmak için, halka karşı mücadele vermek için özel eğitimli kişilerden seçilmiş insanlarla kurulular. Bunların büyük kısmı zaten tüccardı aslında oradaki generallerin hepsi. Ülke ekonomisinde büyük söz sahibi kişilerden oluşturuldu genellikle. Hep sermaye sahipleri ordunun başına getirildi bütün bu Arap ülkelerinde. Ve bu şekilde tamamen farklı bir sistem oluştu ve ezmeye yönelik halkları, masum halkı ezmeye yönelik oluşturuldu bunlar. Tabii biz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün vesilesiyle Türkiye bütün o Orta Doğu'da ve Asya'da oluşturulmaya çalışılan o işte milliyetçilik ayaklanmaları adı altında halkların birbirine düşürülmesiyle, mezheplerin birbirine düşürülmesiyle oluşturan o kargaşa ortamından Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak çıkmış olduk, kurtulmuş olduk. Ve bu bizim için gerçekten çok önemli oldu. Çünkü şu anda Türkiye Orta Doğu'da ve Asya'da gerçekten örnek bir model konumunda. Tabii ki Türkiye'de de hatalar olmuyor mu? Oluyor. Tabii ki yanlışlar oluyor. Fakat bu son derece doğaldır. Demokrasinin bir gereğidir bu, bir sonucudur. Demokrasilerde zaten insanlar yönetimdeler ve insanlar kusursuz olmazlar. İnsanlar tabii ki hata yapabilirler ama yönetimler hatalarından ders çıkarırlar ve bu hatalarını telafi etmeyerek demokrasiyi daha da ileri bir seviyeye ulaştırabilirler. Bu Türkiye'de şu anda çok açık olarak görülüyor. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Orta Doğu'daki bütün o kargaşa ortamından tamamen ayrılmış olarak bulundu. Şu anda bakın Orta Doğu'da öyle bir ortam var ki biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Dün Ebru da anlattı. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerine rağmen Orta Doğu'daki Arap ülkelerinden 22 tanesinin gayri safi milli hasılası Almanya'nkinden düşük. Bakın Toplamı. 22 ülkenin toplamının gayri safi milli hasılası Almanya'nın tek başına gayri safi milli hasılasından düşük ki petrol rezervleri dünyanın en iyi rezervleri. Altın madenleri deseniz zaten kaynıyor. Yani o kadar önemli doğal gaz zaten direkt Orta Doğu'dan neredeyse bütün dünyaya yayılıyor. Fakat buna rağmen şu anda halk son derece zor durumda yaşıyor. Neden? İşte hep bu dışarıdan özel olarak oluşturulan, gerçek anlamda aslında ülkesinin menfaatini gözetmeyen hep yöneticilerin vesilesiyle bu oluştu. Ama şu anda böyle bir ortam yok. Artık halk gerçekten özellikle internetin de vesilesiyle yani sosyal medya diye şu anda sürekli kullandığımız bu sistemin iletişim ve halklar arasındaki bağlantının sağlanmasını sağlayan vesileyle şu anda çok iyi uyanmış durumda. Bugün dün bir programda Abdülgaffar konuşma yapıyordu İhvan Hareketi'nden. Dedi ki şu anda dedi oradaki halk namazdayken dedi Didem Aslan galiba değil mi hanımefendi adı? O sordu da başka türlü şeyler öğreniyoruz. Orada bir ayaklanma çıkmış. Cumhuriyet muhafızlarına bir saldırı olmuş binasına. Onun üzerine ateş açılmış diye söylendi. O da dedi ki bakın dedi şu anda televizyonlarda bazı şeyler yayınlanmıyor olabilir ama dedi halkın elinde cep telefonları var dedi. Ve bütün meydana gelen saldırıyı cep telefonlarıyla kaydetmişler dedi. Ve biz bunun hepsini görüyoruz dedi. İnsanlar namazdayken üzerlerine ateş açılıyor dedi. Ve cep telefonları Allah'ın dilemesiyle şu anda çağımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de müjdesiyle bize bildirmesiyle gerçekten çok önemli bir nimete dönüşmüş durumda ve hepsini seyrettik dedi kesinlikle mazlum halka. Ve çok önemli bir şey daha var burada. İhvan'ın sürekli ayaklanmaya çağrı yapan, silahlanmaya çağrı yapan ve kargaşayı tetikleyen insanlar olarak göstermeye çalışıyorlar. Buna karşı da çok uyanık olmak gerekiyor. 1928 yılından kurulmasından itibaren İhvan'ın hiçbir şekilde böyle silahlı ayaklanması, çatışması tarihinde böyle bir şey yok ve şu anda da
ısrarla bütün liderleri hiçbir şekilde silahlı ayaklanma gibi bir şey düşünmüyoruz. Biz pasif direnişi hiçbir şekilde bırakmayacağız diyor. O yüzden bunu bu tarz manipülasyonlara hiçbir şekilde gelmemek gerekiyor. Böyle spekülasyonlara hiçbir şekilde aldanmamak gerekiyor. Kendi sözleridir önemli olan ve buna göre de inşallah pasif direnişle inşallah Allah alem görünen o ki darbenin aslında geçerli olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Herkesin saf değiştirmesinden de bu açıkça anlaşılıyor. İnşallah.